Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala hayri halqi Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Payg'ambarlarning qissasini o'rganishda davom etarkanmiz. Bugun inshaalloh Odam alayhissalomni yerga tushgandan keyingi bo'lgan hayotlari haqida gaplashamiz. Bugungi suhbatimiz inshaalloh vaqtimiz yetsa Odam alayhissalomning hayoti, vafoti, Qobil, Hobil qissasi, Shis va Idris alayhissalomlarni qissasini gaplashamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Qala Alloh azza va jalla: "Ma mana'aka an tasjuda idza amartuk?" Alloh subhanahu va taolo iblisga: "Ey iblis, senga buyurgan paytimda odamga sajda qilishlikdan nima to'sdi?" deb so'radi. Iblis: "Men undan yaxshiman. Ana xayrun min xalaqtani min narin va xalaqtahu min tin." Meni o'tdan yaratding, odamni turpoqdan yaratding. Alloh taologa qilingan birinchi osiylik mana shu kibr bo'ldi. Shuning uchun ulamolar aytadi, mana Odam alayhissalom ham gunoh qildi, ana shu man qilingan mevani yeb qo'yib. Iblis ham gunoh qildi. Ikkalasi gunoh qildi, ikkalasi osiy bo'ldi Allohga. Lekin Odam bilan iblisning farqi shunda bo'ldiki, iblis o'jarlik qildi, tavba qilmadi, Odam alayhissalom tavba qildi. Shuning uchun ulamolar aytadi, la sagirata ma'a isror va la kabirata ma'a istighfor. Ya'ni inson o'jarlik qiladigan bo'lsa gunoh qilib turib tavba qilmaslikdan. Tavba qilmasdan o'jarlik qilar ekan, uni gunoh har qancha kichkina bo'lsin, o'jarlik qilganligi uchun bu gunoh kichkinaligicha qolmaydi, bu katta yoradi bu gunoh. Vala kabirata ma istig'for va har qancha gunoh katta bo'lmasin, Parvardigoriga inson tavba keltirib, istig'for etar ekan, har qancha gunoh katta bo'lmasin, Alloh azza va jalla kechiradi. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, Robiy ibn Haytham o'zini ashoblariga aytadiki, kasal nima bilasizlarmi deydi. Dori nima bilasizlarmi? Shifo nima bilasizlarmi deydi. Appendist kasal, skalpel uni dorisi, qaytib appendist bo'lmasligi shifo topganingiz. Gunoh bu kasal deydi. Istig'for tavba bu dori deydi. Qaytib gunohga qaytmasligingiz shifo topganingiz deyiladi. Demak, inson gunoh har qancha katta bo'lmasin, istig'for etar ekan Alloh taolo G'afurur Rohim ekanligini ko'radi. Parvardigor shunday bir zot ekanligini topadi va Alloh gunohlarini kechiradi. Odam alayhissalom mana rivoyatlarda 1000 yil umr ko'rdi deb aytiladi. Mana Isroiliyotdan olingan ma'lumotlarga qaraganda Odam alayhissalom o'zini farzandlarini soni 400 mingtaga yetganligini ko'rdi degan rivoyatlar bor. Bu Isroiliyotdan. Astagfirullah va batta minhuma rijalan va kathira. Va batta minhuma rijalan kathiran va nisa. Ana shu Odam va Havvodan Alloh taolo ko'p erkak va ayollarni yaratdi. Odam alayhissalomni mana aytdik, birinchi farzandi Qobil edi. Va Qobil va Hobil qissasi Qur'onda mana Alloh taolo Moida surasida zikr qiladi. Astag'fir billah, vatlu alayhim naba ibnay adama bil haqq id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala laqtulannak, qala innama yataqabbalu Allohu min al-muttaqin. Qobil dehqon edi. Qobil cho'pon edi. Qobilning tabiati dag'al, qattiqqo'l, berahim kishi edi. Qobil uni aksi, yumshoq tabiat, rahimdil, ko'ngilcha kishi edi. Ya'ni cho'ponlikni xususiyatlardan bittasi, agar cho'ponning qalbida bir rahim shafqat, hayvonga bo'lgan bir mehr bo'lmaydigan bo'lsa, hech qachon cho'ponlik qila olmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahih hadislarda keltirilgan, har bitta payg'ambar qo'y boqqan deydi. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shu payg'ambarlik yoshiga yetguncha, ana shu 25 yil kirib tijorat bilan shug'ullangunga qadar cho'pon bo'lib qo'y boqqanligini, Makka ahli uchun ma'lum bir haqqi evaziga qo'ylarni boqqanligini o'zi haqida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday deb aytgan. Ya'ni hayvon boqishlik hikmati insonning tabiatida halimlik, yumshoqlik, rahim-shafqat degan sifatlarni tarbiyalaydi. Chunki hech qachon mo'min odam tabiat agar yumshoqlik, rahim-shafqat bo'lmasa, hayvon boqa olmaydi. Och qolgan ko'rib o'tib keta olmaydi. Chanqaganini ko'rib tashab qo'ymaydi. Demak, hayvon boqishlikda birodarlar, insonni qalbida mana shu tabiatni tarbiyalashlikka bir vositalar bor hisoblanadi. Odam alayhissalomning shariatida Qobil o'zi bilan tug'ilgan qizdan boshqa har qanday qizga uylanishi mumkin edi, faqat o'zi bilan birga tug'ilgan singlisiga uylanish mumkin emas edi. Boshqa Odam alayhissalomni aytib o'tgan darsimizda har safar Havvoni tuqqanda bir o'g'il bir qiz tuqqan.
o'zini singlisidan, birga tug'ishgan singlisidan boshqa har qaysi qizga uylanishi mumkin edi. Bu ularda shariat edi. Chunki o'sha zamon shunday shariatni talab qilar edi. Qobilning singlisi go'zal edi. Qobilning singlisi esa ko'p ham chiroyli emas edi. Odam alayhissalom Qobilga Qobilning singlisiga uylanish kerakligini aytdi, lekin Qobilga bu narsa yoqmadi. Odam alayhissalomda bu buyrug'idan g'azablandi, itoat qilishidan bosh tortdi. Shu kunlarda o'zida Alloh taolo mana qurbonlik qilishiga buyurdi. Odam alayhissalom farzandlariga buyurdi. Allohning yo'lida qurbonlik qilinglar. Mana hammamiz bilgan mashhur qissa. Qobil dehqonchiligini eng sassiq, bemaza bo'lgan xunik dehqonchilik mevalaridan olib kelib qo'ydi. Qobil esa aksincha o'zini ana shu vaqtdagi qo'ylanishidagi eng semizi, eng chiroyligini, eng sifatligini olib kelib qo'ydi. Qurbonlikda qabul bo'lganligini belgisi bir tutunsiz o'tkalardida kuydirib ketar edi. Qurbonlikni qo'yishdi, ertalab borib qarashganda Qobilni qurbonligiga u tegmagan, aksincha Qobilni qurbonligi kuyib yo'q bo'lganligini ko'rishdi. Va shunda Qobilni ukasiga nisbatan hasad qo'zg'adi. Va shayton vasvasa qildi. Hali bu paytga kelib qotillik bo'lmagan. Ha, birorta odam o'lmagan edi ham, birorta odamni o'ldirmagan edi ham. Shunda Qobil ukasiga aytdi: "Inna qala laqtulannak. Men seni o'ldiraman" dedi. Ukasi aytdi: "Qala innama yataqabbalullohu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadi li aqtulak inni akhafulloha robbal alamin." Men seni o'ldiraman deganda ukasi aytdi: "Agar sen meni o'ldirgani qo'lingni uzatsang, men senga qo'limni ko'tarmayman. Men Robbil alaminidan qo'rqaman. Albatta sen meni o'ldirishing bilan meni gunohlarimni ko'tarib o'zingni gunohlaringga qo'shib ketasan va jahannam egalaridan bo'lasan va bu zolimlarning mukofotida bo'lasan." Ukasi shunday so'zni aytdi. Lekin shayton vasvasa qilishda davom etdi. Ukasi uxlayotgan tunlarda birida Qobil keldi, katta xarsang toshni oldi, ukasini uxlayotgan joyida boshiga urib ukasini o'ldirdi. Ukasini o'ldirdi, malomat chekdi. Nima qilib qo'yganligini o'ylab qattiq bir afsus chekdi, lekin tavba qilmadi. Shu paytgacha hali odam o'lmagan edi. Biror inson o'lmagan edi, o'likni nima qilish kerakligini bilishmas edi. Alloh azza va jalla ana shu Qobilni oldiga ikkita qarg'ani yuboradi. Toki Alloh taolo o'rgatyapti nima qilish kerakligini. Astagfirullah, faba'athallohu ghuroban yabhasu fil ardi yuliyariya kayfa yuari sawata akhi. Liyuriyahu kayfa yuari sawata akhi. Alloh taolo ikkita qarg'ani yubordi. Bir-biri bilan urushdi, biri ikkinchisini o'ldirdi. O'ldirgan qarg'a o'lgan qarg'ani oldi va oyog'i bilan yerda tutib, chuqur kavlab tashab ustiga turpoqni tortdi. Alloh azza va jalla o'zi o'rgatdi. Qola ya vaylata a'ajaztu an akuna misla hadal g'urob fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Ey menga voy bo'lsin, mana shu qarg'achalik bo'lmadimmi? Ukamni jussasini ko'mishlik yaramadimmi? Va ziyon ko'rgan, nadomatlar ko'rganlardan bo'lib qoldi. Qobil ukasini ko'mdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytmadi. Bir gunohni qilib qo'yib turib, shu gunohdan Alloh taolo siz bilan bizni gunohni kechirishligini xohlaydigan bo'lsak, u nadomat chekishlikni o'zi kifoya qilmas ekan. Inson istig'for aytishlik kerak. Ulamolar aytadi, mana tavbani qabul bo'lishining 3 ta sharti bor deyshadi. Birinchisi, ana shu qilayotgan gunohingiz bo'lsa, to'xtaysiz. Ikkinchi sharti, ana shu gunohni qilganligingizga qattiq pushaymon yeysiz, istig'for aytasiz va qaytib qilmaslikka Allohga ahd berasiz, inshaalloh Alloh kechiradi deyiladi. Bu afsus chekdi, nadomat chekdi, lekin istig'for aytib otasini oldiga bormadi, balki o'zini singlisi, uylanishi harom bo'lgan singlisini olib sohilga qarab qochib ketdi. Odam alayhissalom tog' yonbag'rida yashar edi. Qobil o'zini singlisini oldida dengizni bo'yiga sohilga qarab qochib ketdi. Mana shu kundan boshlab insoniyat ikkiga bo'lindi. Yomonlar Qobil bilan, yaxshilar Odam alayhissalom bilan qoldi. Ular 1000 yillab umr ko'rardi. Qobil zurriyoti ko'paydi. Fisq, fujur, ma'siyat, birini o'ldirishlik, har qanday gunoh bor edi, lekin tavhidda edi ular. Shirk yo'q edi ularda. Mana shu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamda bir qancha hadislarga e'tiborimizni qaratishimiz kerak bo'ladi fitna xususida. Ya'ni namoz o'qimasa u musulmon emas.
Roza tutmasa u kofir. Zakot bermayotgan bo'lsa bu dindan chiqqan bo'ladi. Shunga o'xshagan gaplarni juda osonlik bilan tilidan chiqib ketayotganlarni eshitib qolamiz. Birodalar, bir musulmon ikkinchi musulmonni ey kofir desa, hech qachon shu kofir degan so'z havoda qolmaydi. Albatta ikkisidan bittasiga yopishligi kerak. Agar shu kofir degan so'z, shu sifat ro'parada aytilayotgan odamda bo'lsa, shu sifat borib yopishadi. Agar u odamda bu sifat bo'lmasa, aytgan odamga qaytib keladi. Sen kofirsan deb bo'lmaydi. Ana shu ulamolar kofir bo'lishini shartlanayotgan Qur'onda sarih oyatlarni birortasi inkor qilsa, dinda zarur deb aytilgan ishlarni birortasini inkor qilsa, Allohga farishtaga ishonmasa bo'laveradi desa, namoz o'qimasa bo'laveradi desa, Qur'onni masxara qilsa, yirtib aql qushi joyida bo'lgan holda yirtsa, bir behurmatlik ko'rsatsa, masjidga kirib bavul qilsa yoki tili bilan men kofirman deb aytmasa, boshqa o'rinda birodi kofir deyishga haqqimiz yo'q. Lekin mana shu aytilgan 5 ta shartli inson aql qushi joyida ixtiyori bilan majbur qilinmagan holda qilayotgan bo'lsa, uni kofir demay boshqa ilojimiz yo'q. Undan tashqaridagi odamga biz kofirsan deyishlikka juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Imom Ahmad Termiziy Abu Dovud musnadida keltirilgan Usmon ibn Affon shahid qilinganda mana bilamiz, ana shu Qur'on o'qib turgan joyida 80 dan o'tgan payg'ambarimiz ulug' bir sahobasini Zinnuroyn bo'lgan payg'ambarimizdan jannatda xushobani olishi sharafiga ega bo'lgan Usmon ibn Affonni o'tirgan joyida o'ldirishadi. Fitna bo'ladi. Rasul aytgan, mendan keyin fitna bo'ladi degan. Shu fitna bo'lganda ko'chada yurgan odamdan ko'ra uyda o'tirgan afzal deydi. Usmon ibn Affonni o'ldirgan kelishganda aytadiki, "Meni o'ldirmanglar. Rasululloh menga mana bunday, mana bunday va'dalarni bergan" deydi. O'ldirganda tek turadi, o'ldirish chiqib ketadi. Ashu islom tarixidagi bir shunday bir hollar bo'lgan. Sa'd ibn Abi Waqqos payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ulug' sahobalaridan Asharay mubasharani bittasi. Juda ko'p futuhotlarda qatnashgan, juda ko'p joylarni fath qilgan ulug' sahobaga kelishadida, "Ey Sa'd" deyishadi. "Siz juda ko'p jihodlarda qatnashgansiz. Juda ko'p g'azovatlarda bo'lgansiz. Urushda nimaligini bilasiz. Fitna bo'lyapti ko'chada. Usmon roziyallohu anhu o'ldirishdi, musulmonlar ikkiga bir urushyapti. Chiqib shu muammoni hal qilishga siz haqlisiz u. Chiqib hal qilib qo'ymaysizmi" deganda Sa'd ibn Abi Waqqos aytadiki, "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan shunday hadisni eshitgandim" deydi. "Tez kunlarda o'rtangizda fitna bo'ladi. Shunda ko'chada shu fitna bo'layotganda ko'chada kezib yurguchidan ko'ra uyda o'turuvchi afzal" dedi. Sa'd ibn Abi Waqqos shu hadisni aytayapti. Shunda bir kishi so'radi Rasulullohdan, "Ya Rasululloh, agar men uyimga kirib o'tirsam, fitnaga aralashmasam, meni ustimga kirib aytsa, agar shu fitnaga chiqib biz bilan qatnashmasang, seni o'ldiramiz" desa, "Nima qilishim kerak" deganda, "Odamning maqtul bandasida qabul, qotil bandasi bo'lma" dedi. "Xobilda qabulgan, men seni o'ldiraman" deganda akasi, ukasi aytdi, "Men senga qo'limni cho'zmayman" dedi. "Guvohlik beraman" dedi Sa'd ibn Abi Waqqos. "Usmon Rasulullohga shu hadisga amal qildi" dedi. Uyiga o'ldirgani kirib, qilichini ko'targanda ham qilichini ko'targani yo'q, musulmonga chopmadi. Musulmonga qilichini ko'tarmadi. "Izalta qol muslimayni bi sayfayhima falqatil wal maqtul fi an-nar" dedi Rasululloh. Ikkita musulmon qilichini ko'tarib bir-biriga o'qtalib kelsa, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, o'ldirgani ham, o'lgani ham do'zaxda dedi. Ikkita musulmon bir-biriga qilichini o'qtalib kelib, bittasi ikkinchisini o'ldirsa, ikkalasi ham do'zaxda. "Yo Rasululloh, ha bunisi yo o'ldirib do'zaxda bo'lar. Ha nariga o'lganda nima ayib? U nimaga do'zaxga tushadi" desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Ha u ham qilichini ko'tarib qasd qilganmidi o'ldirgani?" Juda ehtiyot bo'lish kerak. Juda ehtiyot bo'lish kerak bo'ladi. Bunaqa fitnaga aralashmaslik kerak bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana shunda fitna sodir bo'ladi dedi. Sahih hadislarda keltirilgan. Bilmaymiz bu hadislarda akalar, ko'pchiligimiz. Fitna sodir bo'ladi. Qo'yi bor odam cho'lga qo'yini haydab chiqib ketsin, fitnaga aralashmasin dedi. Tuyasi bor odam tuyasini berib sahroga chiqib ketsin, aralashmasin dedi. Dehqonchiligi bo'lsa chiqib dehqonchiligini qilsin, aralashmasin. Agar dehqonchiligi ham, tuyasi ham, qo'yi ham bo'lmasa uyiga kirib qilichini tosh ko'rib o'tirsin dedi. Ya'ni nima qilsin? Qilichini o'tmas qilib o'tirsin, fitnaga aralashib qolmasin dedi.
Ya Rasululloh, meni tuyaman bo'lmasa-da bitasi. Qo'yman bo'lmasa, ekin tikinman bo'lmasa, uyimga kirib toshga qilichim urib o'tirgan bo'lsam, shunda ustimga kirsa nima qilay desa, indamay turib ber dedi. Chunki bitta musulmonni o'ldirib jahannamga ravo bo'lgandan ko'ra maqtul banda bo'lardi aytibdi. Odamda qobil farz, qobil farzandaqa bo'lardi deyapdi. Sa'd ibn Abbos Alloh to'rtiga qo'yib guvohlik beraman, Usmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisiga amal qildi dedi. Sa'd ibn Abbos shu hadisda aytib turib aytadi. Mayli dedi. Men chiqib shu muammoni hal qilib beraman dedi. Faqat bitta shartim bor dedi. Menga qilichab kelinglar. Bu qilichda ikkita ko'zi bo'lsin, tili bo'lsin. Sahih hadislarda kelgan. Men juda ko'p jihodlarda qatnashganman, urushni nimaligini bilaman dedi. Men jang maydoniga kirib qo'limga qilichni olganimda men ajrata olmayman, ro'paramga kelganini chopaman dedi. Shu ko'zimga qon to'lib, hech narsani hal qila olmay, hech narsani ajrata olmay qolgan paytimda qilich shuni ko'targanimda qilich aytsin, ko'zi bilan ko'rib, tili bilan aytsin. Bu musulmon, buni choppa desin. Bu musulmon emas, buni chop desin. Shunaqa qilich topib bera olasizlarmi dedi. Ya'ni nima qilmaylar deyapti? Aralashtirmaylar meni fitnaga deyapti. Ketdimi? Ketdi. Unaqa gap bo'lmas ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam odamni maqtul bandasi bo'lib qo'yaver deyapti. O'ldirma bitta musulmon dedi. Endi uyga o'g'ri kirishiga boshqa masala. Agar shunasi kallalar kelayotgan bo'lsa, uyga o'g'ri kirgan bo'lsa, uyga bostirib kirgan bo'lsa, bu o'g'ri bilan olishib o'lsa shahid bo'ladi degan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. U yota olmaydi, boshimiz o'rib. Chunki bitta o'zini molini himoya qilib olsa shahid bo'lib ketadimi? Shahid bo'ladi, chunki hayotga o'g'irlik degan zulmni yo'lini to'sayapti bu odam. Bu shahid bo'lib hisoblanadi. Ana shahidlikdan qas kelib qopti agar o'g'ri tushgan bo'lsa. La tuqtal nafsun zulman illa kana ali ibn adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu awwalu man sanna al-qatl. Mana sahihayinda keltirilgan yer yuzida zulman bitta odamni bolasi o'ldirilar ekan dedi Rasululloh. Albatta odamni birinchi bolasi Qobilga mana shundan bir ulush bor, gunohidan ulush borib turadi. Chunki yer yuzida qotillikni birinchi bola mana shu boshlagan deydi. Qarang, qanaqa ishni olib ketgan ekan. Demak, insonga bir narsa o'rgatayotganda so'kinish emas bu bolalar. Kalimani o'rgatib qo'yaylikda jiyanlarimizga. Bitta so'kib qo'ydi masalan. Alhamdulillah o'rgatib qo'yingda. Ko'chadan keling. Bestonga bitta qand beradi. Ke o'tir. Qul holati qaytar bitta men bo'lam. 3 kunda yotlatib qo'yasiz. Bizda ilmi yo'q unaqa katta odamlarga o'rgatadigan. Lekin eng kamida alhamdulillah o'rgatib qo'yaymiz jiyanlarimizga. Umrini oxirigacha o'qigan Fotihasidan sizga ajr bor emasmi? Demak, yaxshilikni o'rgatishimiz kerak ekan. Chunki yomonlikni kim nard o'ynashni o'rgatib qo'ying. Vallohi umrini oxirigacha o'ynagan nardasan, sizga nima bor? Ulush bor. Yaxshilikni o'rgatishimiz kerak bo'ladi. Mana odamda farzandlari ko'paydi, Qobilda ham farzandlari ko'paydi. Sohilda fisq fujur ko'paydi. Odam alayhisalom umri 1000 yil edi. Lekin 960 yil yashadi. Imom Termiziy Muslim kitoblarida musnadlarda keltirilgan Abu Hurayra roziyallohu anhu dan aytiladi hadis. Alloh Odam alayhisalomni yaratib bo'lib, uni umurtqasini, zohirini siladi. Va qiyomatgacha yashaydigan ruhlarni, zurriyotlarini, ruhlarni yaratdi. Har bitta ruhni peshanasida nur deb yaratdi deydi Rasululloh. Shunda Odam alayhisalom qaradida ana shu ruhlar ichida bitta ruhni peshanasidagi nuri nohatta bir chiroyligida yorug' edi. Va so'radi Odam alayhisalom: "Ey Parvardigoro, kim bular?" dedi. "Seni qiyomatgacha yashaydigan zurriyotlaring." Ana shu peshanasidagi nuri boshqalarnikidan chiroyli bo'lib turganiga qarab, "Bu kim?" deganda, "Bu zurriyotingizni oxir zamonda yashaydigan farzandingiz. Bu Davud alayhisalom" dedi. Davud alayhisalomni zamonda oxiri deyapti Alloh taolo. Vaqtni tez o'tayotganligi qiyomat alomatlaridan bittasi birodarlar. Kecha Ramazon bo'ladi deya turdik. Bugun 24 kunda o'tkazyapmiz. Jinni fikr qilaylik, ammo do'pini yerga qo'yib qo'yib turib. Kecha 15 ga kirdik. Kecha uylanuvdik. Qaraylik-da. Dunyo hayoti bilan dunyo g'amtashishini shu qovurib ketyapmizki, vaqt o'tayotganini bilmay qolyapmiz. Agar qor yog'masa, 1 yil o'tganini bilmayapmiz. Agar o'rik gullamasa, 1 yil o'tganini bilmayapmiz. Qiyomatning alomati emasmi bu?
Shunda ana shu peshanasidagi nuridan ajablangan odam alayhissalom, Parvardigor, bu farzandimni umri necha yil deganda 60 yil dedi. Zid min umri 40 sana. Parvardigor meni umrimdan 40 yil qo'shib qo'ygan unga dedi. O'zini umridan 40 yil o'tkazib yubordi. Alloh azza va jallaning qudratida, Alloh qodir zot. O'tkazib qo'ydi. Odam alayhissalomning umri 960 yil o'tganda hadisda keladi, o'lim farishtasi uning oldiga keldi. Shunda har birta payg'ambar birodarlar qancha umr ko'rishligini bilgan. Va hech qaysi payg'ambar joni olinmagan, magar ixtiyor berilgan. Dunyoda xolasiz qolasiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham taklif qilingan. Qiyomatgacha yashaysiz ya Rasululloh. Yer yuzi islom bilan obod bo'ladi. Butun yer yuzi siz qo'l ostingizda bo'ladi. Keyin jannatga kirasiz. Deganda payg'ambarimiz yonida turgan yigit terisiga sig'may ketdi. Jannatul baqiga chiqib salom berdi. Ularda haqiga duo qilib turganda payg'ambarimizning holi birdaniga bo'shashib ketdi. Ya Rasululloh nima bo'ldi o'tkizganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Jibril hozir men oldimga Jibril keldi va aytdiki, "Ey Muhammad, agar xohlasangiz qiyomatgacha yashaysiz. Islom bilan obod bo'ladi yer yuzi. Yer yuzida butun yer yuzingiz qo'l ostingizda bo'ladi, keyin jannatga kirasiz." Birinchi variant. Yoki hozir vafot qilasiz, tezda vafot qilasiz, Parvardigorning huzuriga o'tasiz dedi. Haligi yonidagi yigit terisiga sig'may ketdi. Ya Rasululloh, bizni tanladingizmi? Biz bilan qoladigan bo'ldingizmi? Tasavvur qilinglar, tirik bo'lganda nima bo'lardi? Deganda hech qaysi payg'ambar unga shu narsa taklif qilinganda dunyoda xato qilgan emas dedi. Walal akhiratu khayrun laka minal ula wal akhiratu khayrun wa abqa. Ey Muhammad alayhisalom, oxirat hayoti bu dunyodan sizga yaxshiroq ham, boqiroq ham. Oxirat bu dunyodan afzal dedi Alloh taolo. Agar yaxshi narsa bo'lganda Rasululloh tanlamasmidi? Birorta payg'ambar tanlamasmidi dunyoda qolishlikni? Muso alayhisalomga o'lim farishtasi kelganda, mana hadislarda keladi, bir chapaloq qo'ygan ekan farishtani. Izn so'raganda jon olishlikka. Allohning huzuriga borib qaytib tushgan ekan Azrail alayhisalom. Alloh taolo sizga salom aytdi va dedi Azrail alayhisalom, "Kaftingizni sigir ustiga qo'ying." Mana shu kaftingizni tagiga sigirni ustidagi tukidan nechtasi jamlansa, har birta tukiga bir yilda umr ko'rasiz ekan dedi. Muso alayhisalomda qavmi qanaqa muomala qilganligini yaxshi bilamiz. Shuncha mashaqqat ko'rgan Muso alayhisalom o'lgisi kelmagan ekan avvaliga. Yashagisi kelgan ekan. Keyinchi desa, ana shu yillar tugagandan keyin baribir joningizni olaman desa, unda hozir olaring degan ekan. Birorta payg'ambar dunyoda qolishi taklif qilinganda xolagan emas. Bizning payg'ambarimiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odam alayhisalomga o'lim farishtasi kelganda, axir umrimdan yana 40 yil bor-u degan ekan. Esdan chiqarib qo'ygan ekan. O'shuning uchun unutuvchi inson deb nomlangan ekanmiz birodarlar. Inson degan so'zni o'ziga nisyon arab tilidagi unutish degan so'zni olinadi. Nasiya degani nima degan ekan? Unutdi degan ekan. Shuning uchun inson degani unutuvchi ekan. Odam alayhissalom inkor qildi, zurriyoti ham inkor qiladigan bo'ldi Rasululloh. Odam alayhissalom unutdi, zurriyoti ham unutuvchi bo'ldi. Odam alayhissalom xato qildi, zurriyoti ham xato qiluvchi bo'ldi. Odam alayhissalom vafot etdi. Vafotidan bir yildan keyin Havvo ona ham vafot etdi. Mana Odam alayhissalom Qobil vafot etgandan keyin Alloh taolo Odam alayhissalomga shisni berdi. Ya'ni hibatulloh ne'matulloh. Odam alayhissalom vafotidan keyin shis payg'ambarlikni qo'liga oldi. Abu Zar g'ufori aytadi mana sahih hadislarda Alloh 100 ta sahifa nozil qildi, shisga 50 tasini tushirdi dedi. Insoniyatda ana shu boshlanish davri tanzimga, tartibga muhtoj edi. Alloh taolo sahifalar nozil qildi va inson hayotini tartibga keltirdi. Alloh taolo tomonidan o'rgangan ilmni Odam alayhissalom shisga o'rgatdi. Hadislarda keladi, kuni tun hisoblarini, shu vaqtlarda qiladigan ibodatlarni va barcha ishlarni o'rgatdi. Imom Ahmad musnadlarda keltiriladi hadislarda Abu Zumrat as-Sa'diydan Madinada bir kishi so'zlayotganini ko'rdim deydi. Abu Zumrat as-Sa'di. Kim deb so'radim. Aytishdiki, bu gapirayotgan odam Ubay ibn Ka'b deydi. Olim edi u kishi. Qur'on tafsirini bilgan ulug' olimlardan edi. Odam alayhissalomga endi Ka'b ibn Ubay ibn Ka'b gapiryapti. Odamga o'lim soatlari yaqinlashganda farzandlariga aytdiki, "Men jannat mevalaridan yegim keldi. Bir top olib kelmaysizlarmi?" deganda farzandlari yerda turib jannatning mevalarini istab chiqishgan ekan.
Yolda ketirken de bu farzandları kollarına kefen ve kömüşlükke kereye boradırken bari cihazları alıp insan suratı kelirken farıştalar yolu kuştu. Hala adam Habil'den taşkarı, Habil'den taşkarı hiç kim ölmegeni de. Kanakalı kömüşlü bilişmesi de. Adam aleyhisselamını kömgeni kelirken boradır bu farıştalar. Bu bana İmam Ahmet'te kelirken eken. Ha adam farzandları kayaka keti yapsalar. Ha otamız kesel, cennet meyvelerden ilgis kip kaptı. Şunu isteyip bize gende, kayta oraylar. Otaylar vafat taptı deydi. Adam aleyhisselam'a ana şu ölüm farıştaları, ölüm farıştası ve başka farıştaları kegende, hava ona tanıp koygeneken farıştalardı. Çünkü cennette bile bu gende. Ve hani ki, koyular indi de gende kakılıp ortaya düşmakçı bu gende, adam aleyhisselam'a etkeneken ki, ilayk enniyi de geneken. Ötün müyakka de geneken. İnneme oltayı tohum min kibaliki. Başım yanıma künçüse sizde düştü. Mekkutin de geneken. Rabbimi farıştalarla beni ortamı halı koyun. Parvardigarımı huzuru yekeçti halı hemen deydi. Adam aleyhisselam vefat etti. Farıştalar yuştu, kefenlaştı, cenaze okuştu, kömüştü. Ve ey adam farzandları hadihi sünnetukum. Bana şu iş sizlerki sünnet dedi. Adam aleyhisselam 960 yıl yeryüzünde yaşadı. Tamami takva. Kullu bin adama hatta on deyimiz. Bir günah koyup durup yani adam balası var ki hata kıladı. Hata kılıcılar da yaksa tövbe kılıcısı diyor. Buradalar atamız bir metriyle hata kıyken. Bir metri yeryüzünde bir metri kayıtıp hata kıyma gelirken bir hata günah kıyma gelirken. Atamızı balası buluyorduk. Şis aleyhisselam peygamberliği de atasından aldı. Adalet bulan hüküm yürüttü. Lekin sahilden fisk fucul köpeğiydi. Kabul zürriyatı ortasında katıl. Başka masiyatlar köpeğiydi. Şis aleyhisselam şariyatı da Kabul'da ballarına barıp koşuluşu haram kusablan genedi. İbn Abbas da aldı da Estağfirullah ve la teberrucüne teberrucel cahiliyyetil ula. Yani birinci cahiliyet davrede yalan kaçıp olup çıkmıyorlar degen ayet okurken de İbn Abbas bana şu ayette şahlap etti ki adamın iki farzandı dedi. Köpeğiydi. Tağda şis bulan koyanlar, sahilde kabul bulan koyanlar. Tağ kişileri tağda koyanlar. Erkeklere çıralı gidi, ayarları uncalı göz almasıdı. Şimdi sahilde yaşayken kabulde zürriyatını ayarları çıralı gidi, erkekler uncalı çıralıymasıdı. İbn Abbas'a kildirilgen. Şeytan sahilde yaşayan adamlardan biri uyuyge, yaş yigit sureti de hizmetkar olup işe yollandı da sekin sekin musiki asbablarını yasab, ulaki çıralı avazlardı çıkarıp kürsatı verdi. Sahilden çıralı avazlar tağdakiler geçtiyle başladı. Bazı bir adamlar tağdakiler. Sahilge bari azgine kolağı salıştı. Şu suratta vakit öttü. Sahildekiler de bir gün hayit bayramı vardı ki ayarları yalan kaçıp olup oyunca şüphelerdi. Tağ kişiler var tamaşa kıptırardı da ayarlarını çıralığını körüp ulargi bir başkaça nazar bulan karıştı. Şunda aralaşmazdı fakat tamaşa kıptırışardı. Tağ kişilerden bir tanesi cürat kılıp vardı. Aralaştı. Keldi de bol adam çakırıp gitti. Ana şimdi birinci madde zina sadır oldu. Yani neden başta ne yaptı zina? Yalangaç bol şeyden başta ne yaptı? Şimdi zamanla kele de gel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde. Kimli yalangaçlar payda oladı. Buradalar İmam-ı Şafi bir madde okup yatla oladı genel esasını. Üç madde, tör madde okup zor yatla yanından ki ustazı vakiyye. Ne gemeni zihnin pasayıp gitti. Her gün bir madde okup yatlardı mı buna sana dese? Hazır kereyatla ne iş kıldız deydi. Damlasını aldı. Karasa bir ayol kişinin tavanı açılıp koyan bularken. Tavanı gözü çüşüp alıp 75% aklı getip kalıyor yaptı zihni. Buradalar bizi kellemizi yemem tutup gitmeye yaptı. Bilip koyuyorlar. Her sefer karagenimizde aklımızdan insan bitti günah kılarken aklıdan bir kısmı uçadı. Kıyamet geçe kaçıp gelmeydi. Bir metre günah kılarımız rızkımız kıyladı. Hadislerde geldi. Adam bolası özü kıyken günah tüfeğiyle rızkını tırt etir oladı diye yaptı. Közümüz yerga olib qochayotgan birodarlar. Biz aqlimizga ehtiyot qilyapmiz, rizqimizga ehtiyot qilyapmiz, parvardigorimizni muhabbatiga sazovor bo'lyapmiz. Qaradingiz ham, deng boring qaradingiz ham mana oxirigacha qaradingiz. Shu baka oydan ham qarab qo'ydingiz orqasidan. Shaxs chiqdimi? Ko'ringlar-da qaysi darajaga o'tib ketdik.
İmam Şafii'de pakizergini karen ki tavanı gel. O ayağı bu yaka avrat sablanmıyor da aşırı pas ayağı kişinin ki. Tavanı gel közü çüşüp gel de zihni gel. Şimdi tahsil kıyana gel. Resulullah Aleyhisselam sahabalarla turdu bir sassı hava geldi. Hidi. Falan cöyde münafıklar ya ki Yahudiler bizi gıybet kıl yaptı dedi. Gıybetli hidini sezişken eken. Çünkü onlar gıybet kılmagenlik için sezgen. Biz demek ki hazır sezmeyimiz dese biz taza havalı olmadı ya hali bir rahmette. Gıybet hidini farklılaştık için. Şunu demez mi? Biz ana şu gıybet hidini hidi organımızdan taza havalı farkına gebarmıyor hakemiz. Hud düşünce hoşa geldi. Közümüz zinaklı organı giden, iştansız ayratın aşı yürüyenlerdi körü organımızdan adli inerse olup gitken. Hazge varken buradalar. O şey yigim eki yürüyen misiniz, otuz gün yürüyen misiniz? Bunun ayol kişi onu kadar avrat açılıyor halde görmüyor size. Yigim eki gün, otuz gün yürüyen zekin kesiz, nadegiler şeytan yokuşak görünürdü. Beş altı günden ki normalde yok kaladı hem yok. Yani köz yüzge oturup koyan bu arada hale gel. Zina, anaşı kiyimdi yolu giden baştan yeneken burada. Ondan taşkar kaytar etemiz, rızkımızda doğrudan doğru alakası var. Günah kılışıkımızı. Şis Aleyhisselam özünü kavmını katarışı hareket kıldı. Lekin köpçilik üye karlaşıp gitti sahilde gülerge. Yani şu payette Şis Aleyhisselam'dan keyin İdris Aleyhisselam'da ortalığı peygamber kılığı vardı. İdris, İbni Yarif, İbni Mihlail, İbni Kinan, İbni Anuş, İbni Şis, İbni Adam. İdris Aleyhisselam'da 5. babası Şis Aleyhisselam böyle yaptı. Adam Aleyhisselam'da ahirge 120 yıl hayatıki İdris Aleyhisselam güvah buladı. Yani 120 yıl ahirge hayatı koyduğunda İdris Aleyhisselam tuğulgen buladı. 6. nevarası İdris bu Adam Aleyhisselam'da. Hadislerde geledi. Adam ve Şis'ten keyenge birinci peygamber İdris deyledi. Ve birinci bulup kalem uşap yazgen kişiye manaş İdris Aleyhisselam deyledi. İbn-i Kesir'de bu kişinin sıfatları keltirilgen iken kamat gelişken, çirali yüzlü, sakalları kuyuk, uzun boylu, süreyleri yoğun, arık, köp sükütlü, hatır cemiyordu. Eğer yürüse köprak, közleri yer yakarak durardı. Köp fikirli, mahzun kişiydi. İdris Aleyhisselam, Şis Aleyhisselam şerhinden devam etkisi. Bazı koşumçaları kilitti. Ve Allah da Allah birinci bulup İdris Aleyhisselam'a cihat kılıçlıydı, farz kıldı. Çünkü sahilliler, tağlilerde öldürüşü iki ucu cüratlı gelişti başla yanıdı. Haddeden aşkendi, burada cahaya hop koyuş gerekirdi. Ve tarihte birinci madde otlardan ibaret, bu koşun tüzdü, otlu koşun tüzdü. Ve ana şu kabul zürriyatını kırıp taşıdı. Asir oldu, lekin ölce olmadı. Ölce alıştık, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e halal kılın genedi. Asir oldu, onlar da koyanları kolladı, asir bu kap getti, onlar da yokup taşıştı. İdris aleyhisselam hakkında Kur'an'da bir orunda bana ayet nazır bugün. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ Bana şu Kur'an'da İdris'ini zikir kılın, islin. Elbette o razgöy peygamber nebilerden idi. Biz onu âli makamga köterdik. Âli makamga köterdik. Degen sözünü bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buhari'de keltirilgen Miraç'a çıkkanda 4. Osmanda İdris aleyhisselam'da körgenliği hakkında peygamberimiz şimdi bir sözlerini etken. Juda ko'p mufassirlar, muarrihlar aytgan ma'lumotlar bor, lekin hammasi sahih emas. Isroiliyatdan bir ma'lumot olingan ekan, bu isroiliyat qaytarib aytib qo'yamiz. Isroilda shunday deyilgan ekanki, odam Idris alayhissalomga Alloh azza va jalla aytgan ekan. Idris, sizga har kuni, har kuningizga yer yuzida shu paytda qancha musulmon bo'lsa, hammasini topayotgan savobi qancha bo'lsa, har kuningizga shuncha savob yozaman sizga. Million ta odam million ta savob qilsa, har kuningizga million ta sizga shuncha savob yozaman deganda, o'limdan qochib qolgan ekan. Ko'proq yashab olay emas. Ko'proq savobga ega bo'lib olaydi. Bu siroliyotdan. Shunda Idris alayhissalomga muqarrar qilingan farishtalarga aytgan ekanki, Azroil kelganda bir gaplashib qo'ymaysizmi? Jinni meni xoli qo'yib turmaydimi degan ekan. Shunda Azroil alayhissalom tushib kelayotganda farishta aytadi, endi Azroilga gapim o'tmaydi-yu, lekin bir ilojini qilamiz. Orqasiga opchib, opchitib qonotiga. Osmonga chiqib ketayotganda 4-chi osmonda uchrashar ekan. Azroil alayhissalom bilan haligi farishta. Orqasida Idris alayhissalom. Ey Azroil dedi farishta. Idrisni ozgina qo'yib tursangiz bo'lmaydimi desa, qani Idris o'zi desa, orqamda dedi. Azroil alayhissalom aytadi, Subhanalloh. Allah azze ve celle İdris'in canını 4. osmanda alayım degen de hayran boyan edin.
Odam bo'lsa, qanaqa qilib 4-chi osmonga shu yerda jon olingan ekan. Va rafa'nahu makanan aliyya. Biz uni oliy makonga ko'tardik. Bu ana shu Isroilda keltirilgan ma'lumot ekan. Ana shu kiyim xususida. Ishimizda savdogarlar bo'lsa, qanaqa kiyim sotayotganimizga bir qarab qo'yaylik. Bitta odam zulman o'ldirilsa, Qobilga ulush bor ekanmi? Demak, ana shu yalang'och qilib kiyib yuradigan kiyimni sotayotgan birodarga ham ulushi bor. Yani qancha musulmonlarni avratini ochib yurishlikka nima qilyapti? Ko'mak beryapti. Yani u bilan topgan pulimizni qaraylik. U bilan topgan pulimizni yeb qonimizga tushganda ibodatimizni o'ylaylik, duolarimizni qabul bo'lishligini o'ylaylik. Inshaalloh keyingi suhbat Nuh alayhissalom xususida bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.